da Elmalı Hamdi Yazır'ın orada bir görüşüne bir atıfta bulunuldu. Resul'e itaat, asile itaattir diye de bir kavram kullanmıştı Elmalı Hamdi Yazır. Resul'e asile itaattirden kasıt, Resul'ü gönderen, Resul elçidir. Elçiyi gönderene itaattir. Ona itaat ettiğiniz zaman elçiyi gönderene itaat etmişsinizdir. O anlama gelir. Bunu Allah ve elçisi arasındaki ilişki için düşündüğümüz gibi bu kuralı normal diğer elçiler için de düşünebiliriz. Yani bugün Abdülaziz Hoca örneğin bana dedi ki git şu konuyu filan filan kişiye benden selam söyle, şöyle şöyle anlat. Ki ara sıra olmuştur böyle şeyler. Ben gidip anlattığım zaman işte ben Abdülaziz Hoca'dan geliyorum, Abdülaziz Hoca gönderdi, size selamı var. Şu ifadeleri, şu bilgiyi size değerlendirilmek üzere gönderdi. Dediğim zaman eğer o bana, ya ne güzel bilgi, hay Allah razı olsun, çok iyi oldu dediği an, o bilgi bana ait olmadığı için, her ne kadar ben orada biraz moral bulmuş olsam da, aslında bu beni gönderene olan ilgisinin, saygısının veya iltifatının göstergesidir. Ama çok kere ben haşlanmışımdır. Bu haşlana, beni haşlarken de adam çünkü beni tanımıyor. İlk defa karşılaşmış. Bu benden hıncını alırken aslında kızım sana diyorum geldim sananla. Misali Abdülaziz Hoca'yı haşlıyor. Yani elçiye itaat asile itaattır. O elçiyi gönderene itaattır. Zaten şey de var ya Servet abi, seni yalanlamıyorlar aslında. Sana evet, söylemiyorlar. Ha, Allah'a söylüyorlar. Hı. Allah'a yalanlıyorlar şeklinde. Dolayısıyla burada işte yani İmam Elmalı Hamdi Yazır çok güzel bunu ifade etmiş. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla burada elçi peki kimdir? Veya gerek bütün peygamberler gerekse bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam için hangi tür kavramları kullanmış Yüce Allah kitabında? Baktığımız zaman mesela birçok yerde abid ifadesi kullanılıyor. Kul ifadesi kullanılıyor. Kul ama bizim için de kul ifadesi kullanılıyor. Fakat asıl peygamberlikle ilişkili olarak kullanılan iki temel kavram var. Birisi Resul kavramı, birisi de Nebi kavramı. Şimdi bizim geleneksel Kur'an kursunda, imam hatiplerde, camilerde, işte ilahiyatta vesaire Nebi ve Resul'ün farkı nedir diye bunları görüyoruz, öğretiyoruz. Farkı şudur, geleneksel anlayışla Resul kendisine kitap verilen, yani bir şeriat ve kitap verilen ve bunu tebliğ etmek üzere görevlendirilmiş olan peygambere denir. Nebi ise kendisine bağımsız, müstakil bir kitap verilmemiş, ya kendi dönemindeki veya kendisinden önceki herhangi bir dönemde gelmiş olan ve kendisine kitap verilen bir peygamberin şeriatını, onun kitabını insanlara anlatmak üzere görevlendirilmiş kişiye denir. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmi halinde bu şekilde tanım vardır. Geleneksel tanım budur. Fakat Kur'an-ı Kerim'e bu gözle baktığımız zaman, ya acaba Allah Teala Resulü niçin kullanıyor, Nebi'yi niçin kullanıyor, hangi peygamberleri Nebi, hangilerini Resul diye nitelendiriyor diye baktığımız zaman, çok kısa tabii şeyi dağıtmadan söylüyorum. Mesela En'am suresinin 83 ile 89. ayetleri bu konuda bize çok net olarak cevabı veriyor. Orada da şunu diyor Allah Teala, İshak, Yakup, onların babaları, onların ataları, onların kardeşleri, onların soyları tümüne atıfta bulunuyor. Yani Hazreti Adem'den en sonunda da peygamberimize geliyor, peygamber efendimize kadar gerek usul bakımından, yani cedleri bakımından, gerekse furu bakımından, soyları, çocukları vesaire bakımından tüm peygamberlere Resul ifadesi kullanıyor. Dolayısıyla biz bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlere Allah Teala Resul
sıfatını kullanıyor. O elçi sıfatını kullanıyor. O Enam suresinde ayetlerde Resul yok. Kitap verildiği bir yok. Ha doğru. Resul ifadesi. Doğru. Yani bizim Resul diye tanımladığımız diyelim doğru. Bizim Resul diye algıladığımız, tanımladığımız yani kendisine kitap verilen peygambere Resul denir diye biz tanım yapıyoruz ya. Allah Teala bütün bu peygamberlere kitap verdiğini ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? 88. ayette. Yukarıdan aşağı sıralıyor. 88'de diyor ki ذَٰلِكَ yok. 89. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ bütün o peygamberlere o kitabı ve hikmeti verdik diyor. Nebi'ye geldiğimiz zaman Nebi kavramına baktığımız zaman yine Allah Teala hemen hemen bütün peygamberlere Nebi ifadesini de el-kitabe vel-hikmete ven-nübüvvete bu ayette. Nebi kavramını da hemen hemen bütün peygamberler için bizim bildiğimiz peygamberler tarihinde bildiğimiz bütün peygamberler için kullandığını görüyoruz Allah Teala'nın. Dolayısıyla bizim geleneksel anlayışta mesela İsmail Aleyhisselam Nebidir. Örneğin. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, işte Muhammed Aleyhisselam Resul'dür. Neden? Bunlara kitap verilmiştir. Fakat İsmail Aleyhisselam'a kitap verilmemiştir. O Nebidir, bunlar Resul'dür. Mesela Musa Aleyhisselam Resul'dür, Harun Aleyhisselam geleneksel anlayışta Nebidir. Çünkü Musa'ya gelen kitabı anlatmakla o görevlendirilmiştir. Fakat bu ayetlere bakıyoruz ki mesela özellikle İsmail Aleyhisselam için nasıl diye ayet? Yani Rasulen Nebiyye. Yani özellikle İsmail Aleyhisselam için o Rasuldü ve Nebiydi ifadesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Diğer peygamberler için de sonuç olarak şunu anlıyoruz. Allah Teala peygamberleri peygamber olarak seçilmiş olmaları dolayısıyla çok yüce bir makama getirilmiş olmaları kendilerine çok önemli bir misyon, bir görev yüklenmesi sebebiyle onların değerini, şanını, şerefini yücelttiği için ayrıca onlara haber verdiği için yani vahiy tebliğ ettiği için, vahiy verdiği için ve dolayısıyla o haberi de alıp insanlara aktarmakla görevlendirdiği için hemen hemen bütün peygamberleri Allah Teala nebilik kavramıyla nitelendiriyor. Onun dışında da kitap verilen, kendisine kitap verdiğinden bahsederken de ona Resul diyor Allah Teala. Veya kitabı anlattığını anlat derken, o kitaba uy derken, onun getirdiği emirlere uyun diye bahsederken de az önceki Fatih Hoca'nın okuduğu bütün ayetlerde, oralarda da hep Resul ifadesini kullanıyor. Yani şu sonuca varıyoruz. Şöyle diyelim, az önceki yani teşbihde hata olmasın. Ben işte Süleymaniye Vakfı'nda bu tür faaliyetlere katılan, burada çalışan, karınca kadarınca bir şeyler yapmaya çalışan bir burada bir mensubum. Süleymaniye Vakfı çalışanıyım. Benim genel sıfatım bu. Fakat az önceki Abdülaziz Hoca'nın örneğini düşünürsek Abdülaziz Hoca buradan bazen beni, bazen Fatih Hoca'yı, bazen Yahya'yı, bazen diğer arkadaşı ya git filana şunu söyle diyor. İşte o dediği an Abdülaziz Hoca'nın özel elçisi olmuş oluyorum. Genel anlamda çalışan oluyorum. Fakat özel bir görevle yüklenilip de o görevi ifa ederken onun adına, beni görevlendiren adına onu ifa ederken dolayısıyla o zaman elçilik göreviyle de ayrıca yüklenilmiş oluyorum. Dolayısıyla peygamberler kendilerine kitap verilip o kitabı anlatırken zaten Resul, genel sıfatı itibariyle Resul ama o kitabı anlatır iken, aktarır iken de yok Nebi ama aktarır iken aynı zamanda Resullük görevini, elçilik, bugünkü anlamda elçilik görevini yapmış oluyor.